pufidik bulutlar ve masmavi gökyüzünde uçan uçurtmalar. Bugünkü dizaynımız sizi yaz havasına sokacak. Bu dizayn için gerekenler kürdan, astar ve matlaştırıcı koruyucu, beyaz, açık mavi, siyah ve herhangi iki canlı renkli oje. Ben pembe ve mor kullandım. Dizaynımıza her zamanki gibi bir kat astarla başlayıp, kuruduktan sonra iki kat açık mavi oje sürüyoruz. Yeni bir kata geçmeden önce tırnaklarınızın kuruluğundan emin olun. Temiz bir yüzeye birkaç damla beyaz ojeden damlattıktan sonra kürdan yardımıyla bulutlarımızı yapıyoruz. Beyaz ojeyi bol miktarda kullanırsanız bulutları yaparken 3 boyutlu efekt yaratabilirsiniz. Kenarları bulaşan ojeleri asetona batırılmış bir kulak çöpüyle temizleyin. Temiz bir yüzeye bir miktar siyah oje damlatıp bir kürdan ya da ince bir sanat fırçası yardımıyla uçurtmamızın çerçevesini çizelim. İnce uzun, gökyüzünde dalgalanan ipimizi de unutmayalım. Uçurtmanın karşılıklı çeyreklerini pembeyle boyayıp ipin üstüne birkaç pembe nokta yapalım. Aynı işlemi diğer çeyrekler için morla tekrar edelim. İsterseniz dizaynınızı bu noktada bitirebilirsiniz. Eğer devam etmek isterseniz, gökkuşağı renkleriyle baş parmağınızın kenarına çeyrek daireler yapın. Gökkuşağı renklerini oluşturmak için 3 temel rengi birbiriyle karıştırabilirsiniz. Ya da hazır renkler de kullanabilirsiniz. Bu renkler sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Dizaynı sabitlemek ve tırnaklarımıza biraz daha çizgi filmimsi bir görüntü vermek için bir kat matlaştırıcı koruyucuyla tırnak sanatımızı bitirelim. İşte bu kadar. Dizayn yapmayı denerseniz fotoğrafları ve yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu dizayna benzer dizaynları görmek isterseniz videoyu beğenin ve buna benzer tırnak dizaynlarının nasıl yapıldığını gösterelim. Hoşça kalın.